Maraş'taki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdiki durağımız Ekinözü ve karşımızda Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çileyen var. Kahramanmaraş'taki yolculuğumuz devam ederken yolumuz bu kez de Ekinözü'ne düştü. Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, Ekinözü'nü ve buradaki yapılan çalışmaları Avrupa vizyonu anlattı. Çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. İlçemiz Kahramanmaraş'ımızın da büyük şehir olması nedeniyle 21 mahalle 77 tane mezraya dönüştü. Tabii ki Ekinözü'nde şu anda 3 tane maden suyumuz var. İçmeceler olarak geçiyor. Maden sularımız özellikle yazın çok şifalıdır. Yani Güneydoğulilerimizden, Kahramanmaraş'tan, Gaziantep'ten, yani Türkiye'nin birçok yerlerinden yazın bizim nüfusumuz 35 bin 40 bine dayanıyor. Bizim özellikle maden sularımız böbrek taşlarına, idrar yollarına, iç hastalıklarına, romatoid artrite, tabii ki bu özellikle bu sularımızın Sağlık Bakanlığı tarafından hız sahada tescili de yapılmıştır. İçmecelerimiz yazın içme tavasıyla, içme tatlısıyla çok güzel mesire yerlerimiz var. Onun için inşallah biz içmelerimizi hem Turizm Bakanlığı'na bağlanması için hem de bu şehirleşme kriterlerinin yerine getirilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Evet, yazın bizim yerli turistimiz 30 bin, 40 bin nüfus oluyor. 3 tane maden suyumuz olduğu için konut problemi normalde biraz sıkıntı oluyor. Onun için çevre düzenlemesiyle, parklarıyla, hijyenik anlamında çok da temiz tutuyoruz. İnşallah bizim içmelerimize dediğim gibi elimizden gelen her türlü hizmeti yapacağız. Tabii ki biz şunu da istiyoruz. Yani dışarıdan Kahramanmaraş'ımızdan, özellikle Gaziantep'imizden, Adana'dan, yani büyük şehirlerimizden biz özellikle iş adamlarımızı, yatırımcılarımızı, otel, pansiyon ve diğer ve benzeri hizmetlerde mutlaka içmelere biz kendilerine her konuda yardımcı oluruz. Yani yatırımlarını bekliyoruz. Biz özellikle Ekinözü merkezde gerekli park çalışmalarımızı yaptık, çevre düzenlemesini yaptık. Ekinözü'ne bir adet bayan VC'si yaptık. Biz içmecelerimizin çeşmelerini yaptırdık. İçmelerimizde park düzenlemesi yaptık. Biz içmecelerimizin çeşmelerini yaptırdık. Tabii ki bizim yatırım programlarımızda inşallah dediğim gibi her konuda mutlaka bir değişim dönüşüm yapacağız. Biz Ekinözü'ne bir 2 yıllık üniversite istiyoruz. Biz Ekinözü'ne düğün ve toplantı salonu istiyoruz. Biz Ekinözü'ne gençlik merkezi yaptıracağız. 21 mahallemiz, 77 tane mezrağımız var. Çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Biz Ekinözü halkımızın ekonomik anlamda tarımsal girdilerini temin ve teşvik edeceğiz. Mutlaka halkımızın cebine para girmesi lazım. Biz gençlerimizi istihdam konusunda elimizden geleni yapacağız. Yani Ekinözü'nün şehirleşme anlamında köylerimizle, mezralarımızla, yollarımızla, suyla, altyapısıyla mutlaka şehirleşme kriterlerini yerine getirmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Kahramanmaraş'ımızın da büyük şehir olması nedeniyle bizim arkamızda şu anda çok güçlü bir iktidar var. Ankara'da medar iftiharımız, grup başkan vekilimiz Mahir Ünal Bey var. Bizim Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç Bey var. İl Başkanımız Avukat Metin Doğan Bey var. Yani bizim hizmet etmememiz için hiçbir sebep yok. Onun için gereken her türlü çağrıya başvuracağız. ATV Vizyon programında ben sizlere de teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'ımıza, Türkiye'mize, Ekinözü ilçemize, herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Özellikle içmeleriyle dikkat çeken Ekinözü bu açıdan hayli şanslı. Çünkü içmeleri birçok hastalığa iyi geliyormuş. İçmelerin olduğu bölgelerdeki çamurlar da yine suları gibi birçok derde devaymış. Ekinözü'nde 3 tane maden suyumuz bulunmaktadır. Şu anda da Ort İçme'de bulunuyoruz. Bu sene bu çeşmeyi yeni yaptırdık. Bizim maden suyumuz böbrek taşlarına, idrar yollarına, bağırsak tembelliğine, yani birçok şeylere şifa veriyor, iç hastalıklara. Özellikle bu su ısıtılıp banyo kürü yapıldığı zaman yani romatoid artrite, eklem romatizmalarına çok büyük faydaları var yani. İçmelerimiz, yani sularımız çok şifalı. Yazın özellikle sizleri ben içmelerimize davet ediyorum. Bu sudan bir hafta içmek gerekiyor. Özellikle bağırsak tembelliğini, idrar yollarını, böbrek taşlarını düşürmek için mutlaka bir hafta içmek gerekiyor. İnşallah
Sizleri de ATV'nin vizyon programı ekibinde içmelerimize davet ediyoruz. Sayın seyirciler, İsveç'in başkenti Stockholm'dan hepinize merhabalar. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar. Tüm güzelliklerin yeni yılda sizleri bulmasını temenni ederim. Yeni yılda da Avrupa Vizyon programımız İsveç'in başkenti Stockholm'dan ve İsveç'ten başarı hikayeleri anlatmaya devam edecek. Her şey gönlünüzce olsun. Avrupa Vizyon'un iş dünyasındaki yolculuğu reklamlardan sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın.